İyi Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Yarımada genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor. Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Bodrum Tavşanburnu'nda yer alan tersaneyi, Bodrum Atatürk Caddesi'ndeki esnafları ziyaret eden Başkan Adayı Mehmet Tosun, gün içinde ise vatandaşlar tarafından İstanköy Otel'de düzenlenen toplantıya katıldı. İyi bir seçenek sunmanın gayreti içerisindeyiz. 31 Mart'ta yapılacak belediye seçimleri öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam eden İyi Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ve belediye meclis üyesi aday adayları güne Bodrum Tavşanburnu'nda yer alan tersaneyi ziyaret ederek başladı. Tersanede yer alan teknelerin bakımlarını yapan çalışanlarla sohbet eden Başkan Adayı Mehmet Tosun, turizm ve denizlerde yaşanan sorunlarla ilgili tekne sahipleri ve çalışanlarıyla bilgi alışverişinde bulundu. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Yaptığı ziyaretlerde vatandaşların yakın ve samimi ilgisiyle karşılaşan İyi Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ve beraberindekilerin bir sonraki ziyareti Bodrum Atatürk Caddesi'nde yer alan esnaflar oldu. Gün boyunca cadde üzerinde yer alan esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Adayı Mehmet Tosun döner kesip ikramda bulundu. Ziyaretlerinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten esnaflarsa 31 Mart seçimlerinde kendisine verecekleri destekleri dile getirerek başarı temennisinde bulundu. Görüşürüz. Ziyaret esnasında bir esnafla sohbet eden Başkan Adayı Mehmet Tosun şunları söyledi. Önemli projelerin tamamında referandum yapacağız. Şimdi mesela şöyle bir şey var mı? Siz burada mesela esnafsınız. Bugün belediye selamünaleyküm diyor. Sabah kimseye sormadan burayı kazmaya başlıyor. Bunları bitireceğiz abi. 15 gün önceden gelecek belediyenin zabıtası. İsim neydi? Hüseyin. Hüseyin Bey'in iyi günler. Biz burada şu tarihinde bir çalışmaya başlayacağız. Böyle bir rahatsızlık verdiğimiz için de sizden özür diliyoruz. Kendinizi ona göre hazırlayın. Bizden talepleriniz olursa ben bu işin sorumlusuyum diyecek, gelecek, medeni bir ilişki kuracak. Bodrum İstanköy Otel'de mahalle esnafları tarafından düzenlenen toplantıya da katılan Başkan Adayı Mehmet Tosun şu ifadeleri kullandı. Şimdi de İnadatürk Caddesi ve civarındaki Kumbahçe'deki vatandaşlarımızın, siz değerli dostlarımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler İyi Parti çatısı altında, şahsımın öncülüğünde 31 Mart'ta siz değerli Bodrum'un hemşerilerimize sandıkta iyi bir seçenek sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadar yapılan, yapılamayan ne varsa teşekkür ediyoruz. Görev alan arkadaşlarımızla ilgili belediye yönetimi de dahil olmak üzere. Biz siyasetçilerin görevi daha iyisini yapmak üzere yola çıkmak, projeler hazırlamak, yaşadığımız bu güzel Bodrum'umuzu layık olduğu yere taşımak. Bütün gayretimiz budur. Bunun haricinde bir gayretimiz yok. Ama eksiklerimiz var. Yani ben birçok defa bunu ifade ediyorum. Özellikle temel belediye hizmetleri altyapı başta olmak üzere 20 yıl geriden geliyoruz değerli arkadaşlar. Ben karış karış Bodrum'u gezen bir arkadaşınızım. Maalesef yollarımızla ilgili, altyapımızla ilgili, çevre düzenlemelerimizle ilgili, plajlarımızın temizliği, sokaklarımızın temizliği ile ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Bunları düzeltmemiz lazım. Bunları kimseyi suçlamak ve eksik bulmak için de söylemiyorum. Bunlar Bodrum'un gerçekleri. Bu gerçeklerle yüzleşeceğiz. Bu gerçeklerden hareket ederek de geleceği planlayacağız. Düzenlenen toplantıda esnaflar tarafından hazırlanan ve üzerinde her şey Bodrum için yazan pastayı belediye meclis üyesi adayı Mehmet Onur Şahbaz'la birlikte üfleyen Mehmet Tosun, ortak paydamız Bodrum Yarımadamız için var gücümüzle çalışacağız diyerek söz verdi. Çöplerini vahşi depolayan ve gün boyu kapı kapı gezen Başkan Adayı Mehmet Tosun ve ekibi, akşam da İslam Haneleri mahallesindeki kahvehane toplantısında vatandaşlarla buluştu. Burada vatandaşlara seslenen İyi Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun şunları söyledi. İslam Haneleri mahallesi bizim için önemli. Geçen seçim döneminde de ben buraya çok defa geldim, gittim. Maalesef ve maalesef sorunlar artarak devam eden ve hayatımızın da olumsuz etkilendiği bir bölge İslam Haneleri. Onun için de özellikle ziyaretlerimize buradan başladık. Yakaköy'deydik. Yakaköy'den buraya geldik. İslam hanelerine biz ayrı bir önem veriyoruz. Burada emekçi insanlar yaşıyorlar. Anadolu'dan buraya göç etmiş, burada doğup büyüyen insanlarımız burada hayatını idam ettirmeye çalışıyorlar ama sorunlarla boğuşuyorlar. Özellikle altyapıda ciddi eksiklerimiz olduğunu biliyorum. Yollarımızla ilgili sorunlar var, çocuk parkımızla ilgili, pazar yerimizle ilgili sıkıntılarımız var. Ana yolda bir kavşak problemi vardı. Şimdi çözüldü gibi gözüküyor. İnşallah hallolmuştur.
Ama İslam aileleri çarpık yapılaşması sonucunda altyapı problemleri de çözülmeyince maalesef ve maalesef başta çocuklarımız ve kadınlarımız olmak üzere hayatımızın olumsuz etkilendiği bir bölge. Onun için buranın sorunlarını biliyoruz. Bizler İyi Parti çatısı altında, şahsımın öncülüğünde birbirinden değerli meclis üyesi adaylarımızla, yönetim kadrosuyla göreve talim. Özellikle biz henüz seçim çalışmaları yoğun bir şekilde başlamamışken sizleri dinlemeye geldik bu akşam. Yani bizim bu bildiklerimiz haricinde, bizim ajandamızda, yol haritamızda olanlar haricinde sizin özellikle söylemek istedikleriniz varsa onları dinleyeceğiz, ona göre projelerimizi hazırlayacağız ve inşallah 31 Mart'tan sonra bizlerin seçilmesiyle her bölgede, her bölge olduğu gibi İslam aileleri de daha iyisini hak edecek ve daha iyi olacak. Ve sizler de buradaki hemşerilerimiz daha mutlu olacaksınız. Bizim arzumuz, isteğimiz bu. Bütün amacımız, niyetimiz sizlere, Bodrum hemşerilerimize hizmet etmek arkadaşlar. Toplantı sonunda TOS'un vatandaşların beklenti, talep ve şikayetlerini teker teker dinleyerek not aldı. Seçim dönemleri sizlere hatırlayan zihniyetten uzaklaşacağız.